Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi sabahlar dilerim. Bol kazançlı bir gününüz olsun. Piyasalarda bir miktar daha haber akışlarının sakinliğiyle birlikte riskli varlıklardan bir çıkış söz konusu oluyor. Hafta sonundan bu yana gelen satışlar bir miktar daha derinleştiğini gösteriyor. Hafta sonu kripto paralardaki satışlar ardından hisse senetleri tarafındaki yine düzeltme hareketleri beraberinde geliyor ve risk iştahında bir azalma mı söz konusu, yoksa bunu bir düzeltme hareketi olarak görebilir miyiz? Tüm bu ayrıntıları yine Enver Erkan'la birlikte konuşuyor olacağız. Dolar endeksindeki düşüş devam ediyor. Dolar endeksindeki zayıflık bir miktar daha Euro-Dolar paritesinde ise buna tepki alımı da tepki gösterimi de gerçekleşiyor. Dünyada artan vaka sayıları söz konusu. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan bir açıklama, 29 ve 59 yaş arasında olan vakalardaki hastaneye yatış oranları endişe verici açıklaması yapıldı. Bununla birlikte ne tarafa doğru evrilecek? Başta Hindistan olmak üzere dünyada tekrardan bir dördüncü dalga mı başlıyor? Bunları konuşuyor olacağız ama günün öne çıkan günden başlıkları gelsin. Ardından rakamları değerlendiriyor olacağız. Evet, ilk günden başlığımız gelsin bakalım. Elvan'dan yapılan bir açıklama vardı dün. İlk çeyrekte %5 civarında büyüme öngörüyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan bir televizyon kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Büyüme beklentisini açıklayan Bakan Elvan, ilk çeyrekte %5 civarında bir büyüme öngörüyoruz. İkinci çeyrekte de baz etkisiyle birlikte çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacaktır dedi. 2021'in büyüme açısından daha olumlu olacağını öngörüyoruz ama finansal istikrar açısından kontrollü ve ılımlı hareket etmemiz gerekiyor açıklamalarında yapmış oldu. Hazine 5.1 milyar TL borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nisan programında yer alan ilk iki tahville birlikte 5.1 milyar TL borçlandı. Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde 1.07 milyar TL'lik net satış gerçekleştirdi. Bu ihalede bileşik faiz %17.98 olarak kaydedildi. 4 yıl vadeli TÜFE endeksi tahvil ihalesinde ise toplam satış 2.15 milyar TL olurken reel bileşik faiz %2.88 seviyesinde oldu. Dolar endeksindeki düşüşle birlikte Goldman Sachs'tan yine Euro-Dolar için beklenti yükseltildi. Uluslararası Yatırım Kuruluşu Goldman Sachs, Euro-Dolar için 3 aylık hedefini 1.21'den 1.25'e yükseltti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda karara gerekçe olarak Euro bölgesi için artan büyüme tahminleri, ECB'den normalleştirme sinyallerinin başlaması ve Fed fiyatlamasının daha istikrarlı hale gelmesi öz gösterildi. Raporda 12 aylık hedefini 1.28 olarak sürdüren kuruluş, Euro için dolar karşısında al tavsiyesinde bulundu. Tavsiye için zarar kes seviyesi ise 1.17 seviyesi olarak belirtildi. Fitch'ten gelişmekte olan ülke notlarına dair bir düşüş olabilir açıklaması yapıldı. Fitch gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskını sürdüğünü belirtti. Fitch'ten yapılan açıklamada 2021 yılında şimdiye kadar sadece 3 gelişmekte olan ülkenin kredi notu düşürüldüğünü, yabancı para cinsinden kredi notlarında ise artırım yapılmadığı bildirildi. Negatif görünümlerinin pozitifleri aştığı vurgulanan bu açıklamada bunun kredi notlarında daha fazla düşüşün olabileceğine de işaret edildiği aktarılmış oldu. Bununla birlikte dijital paralara bu kez de İngiltere'den yanıt geldi ve dijital parayı değerlendiriyor İngiltere. İngiltere Merkez Bankası ve İngiltere Hazinesi'nin bir merkez bankası dijital para birimi oluşturma olasılığını değerlendirdiklerini bildirildi. BOE'den yapılan açıklamada İngiltere Hazinesi ve İngiltere Merkez Bankası tarafından hane halkı ve işletmelerde kullanılmak üzere dijital para olasılığını koordine etmek için bir görev gücü oluşturulduğu belirtildi. İngiltere'de dijital paranın ihracına karar verilmediğine işaret edilen açıklamada da dijital pound'a karar vermeden önce paydaşlarla riskler ve faydalar hakkında görüşmeler yapılabileceği bildirildi. Açıklamada ülkede olası dijital paranın nakit para ve banka mevduatlarının yerine geçmeyeceği, ayrı bir varlık olarak olacağı da yine kaydedilmiş oldu. Tüm bu dijital paralara yönelik açıklamalarında devam ettiğini söyleyebiliriz tekrardan. Ülkeler açısından da bir miktar daha hareketlenmeler de söz konusu. Evet, bununla birlikte piyasalara geçelim biraz daha. Piyasalar bakalım bize neyi ifade ediyor? Piyasalara bakacak olursak bir miktar daha dün itibariyle
itibariyle yine satışların yaşandığını görmüştük. Riskli varlıklardan bir çıkış eğilimi mi var? Bunları yine konuşuyor olacağız. Özellikle hafta sonu kripto paralardaki sert bir aşağı yönlü hareket, ardından haftanın ilk işlem gününde ise piyasalarda yaşanan, hisse senedi tarafında yaşanan yine eğilimler. Borsa İstanbul tarafında da, özellikle BIST 30 tarafında da satışların derinleştiğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinin buna ise tepki vermediğini söyleyebiliriz. BIST 100 endeksi 1377 puandan günü kapattı. Dün Cenk Ak Yoldaş'la birlikte özellikle 1400 puanın altını çizmiştik. 1400'ün altında kapanışlar bir miktar daha stresi arttırabilir demiştik. Bugün itibariyle fiyatlamaya bakacak olursak 1377 puandan günü kapattı. Bakalım açılış beklentilerini karşılıyor olacağız. Japonya'da satışların bir miktar daha sertleştiğini de söyleyebiliriz. Bunun yansıması nasıl olacak? Dolar TL'ye bakacak olursak, dolar endeksindeki düşüş devam ediyor. Fakat ABD 10 yıllıkları 1.50'lerden bir miktar daha 1.60'lara doğru hareket etmesiyle birlikte dolar TL'de 8.10.47 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Euro TL'ye bakacak olursak, burada da 0.28'lik bir primlenmeyle birlikte 9.77 seviyesinden işlem görüyor. Sepet kurda ise 8.94 seviyesi kritik bir seviye. Tam da o seviyenin üzerinde olduğumuzu söylemek mümkün. Gram altına bakacak olursak, gram altın Nisan'da altının bir miktar daha altın vadelerinin yükseliş yaşadığını söylemekle birlikte oradan da sibini alarak 461 lira seviyesinden işlem görüyor. Hemen paritelere bakalım, dolar endeksindeki fiyatlamaya bakalım. Dolar endeksindeki fiyatlamada düşüş devam ediyor dolar endeksinde. Bu düşüş eğiliminde devam edeceğine dair yine analistlerin beklentileri arasında da yer aldığını söylemek mümkün. 90-95 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Euro dolarda ise dolar endeksindeki bir miktar daha zayıflama, euro bölgesinde normalleştirme adımları, Merkez Bankası tarafından atılan adımlar bir miktar daha euro tarafında güçlenmeyi beraberinde getirdi. 1.20.59 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Burada 0.16'lık bir yukarı yön söz konusu. Pound dolara bakacak olursak, burada da yukarı yön söz konusu dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte. Pound'un 1.40 seviyesinin hemen sınırına geldiğini söylemekle birlikte 1.39.95 seviyesinden işlem görüyor. Dolar yende ise görünüm korunmakla birlikte dolar İsviçre frangında yatay görünüm, yatay negatif görünüm devam ediyor ve 1.92 seviyesinden 1.91.47 seviyesine an itibariyle gelmiş durumda. Hemen piyasalara bakalım. Hisse senedi tarafında Asya tarafı nasıl bir görünüm sergiliyor? Dün bir miktar daha satıcılı bir seyir söz konusuydu. Özellikle Japonya tarafından da yine gelen verilerle birlikte bir miktar daha önce oluyordu. An itibariyle bakacak olursak Çin tarafından, Xi Jinping tarafından yapılan açıklamalar söz konusu. Amerika ile bir ortak çalışma yürütebiliriz. Ancak karşı tarafın bir miktar daha dengeli ve adaletli davranması gerekiyor. Üstünlük çabasını bir miktarda kenara bırakması gerekiyor açıklamaları. Hisse senedi tarafında nasıl bir fiyatlama yaratacak, bunları da konuşuyor olacağız. Çin Şengay Endeksinde 0.32'lik bir primlenme var. Japonya Nikkei Endeksinde ise %2'nin altında bir azalış söz konusu. Hong Kong borsalarında yatay görünümle birlikte Güney Kore Kospi'de ise yarım puanın altında söz konusu. Birazdan devam ediyor olacağız. ABD vadelilere bakalım bir de. Dow Jones Endeksinde 0.26'lık bir primlenme söz konusu. 34.079 seviyesinden işlem görülürken S&P 500'de ise 0.20'lik bir prim söz konusu. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise 0.2'lik yukarı yön söz konusu. Hemen tahvil faizlerine bakalım. Tahvil faizlerinde ise 1.50'ler seviyesinde tutunamayan tahvil faizlerinde 10 yıllıklarda 1.62'ye kadar yükseliş var. ABD 30 yıllığında ise 2.31 seviyesinden işlem görüyor. Emtia tarafına bakalım bir de. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş hareketi altın tarafında bir miktar daha
beraberinde, sınırlı da olsa düşüşü beraberinde getirdi. 1769 dolar seviyesinden işlem görürken Brent petrol ve ham petrolde ise 67 dolar seviyesinden Brent petrol, ham petrolde de 64 dolar seviyesinden işlem görüyor an itibariyle. Bununla birlikte bir de kripto para varlıklara bakalım. Kripto para varlıklarındaki fiyatlama nasıl oluyor? Hafta sonu başlayan sert düşüşle birlikte 64 bin dolar seviyesinden an itibariyle düşen Bitcoin 54 bin dolar seviyesine gelmiş bulunmakta. Burada kritik seviye olarak bir miktarda 54 bin doların üzerinde tutunması gerekiyor der analistler. Biz Bitcoin TL'ye bakacak olursak burada da %2'nin üzerinde bir negatif yön söz konusu. Ethereum'da ise %3,5'luk aşağı yönle birlikte 2121 seviyesinden işlem görüyor. Riskli varlıklardan çıkışların devam ettiğini söylemek mümkün. Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her salı olduğu gibi Tere Yatırım baş ekonomisti Enver Erkan bizlerle birlikte. Enver, selamlar, hoş geldin. Selamlar Pelin, hoş bulduk. Evet, şimdi aslında şununla başlamak istiyorum. Artan vaka sayıları bir tarafta, diğer tarafta da artan vaka sayıları ile birlikte riskli varlıklardan da çıkışın devam ettiğini söylüyoruz. Bunu artan vaka sayılarına bağlamak doğru olur mu? Çünkü yani vakaların yaşandığı dönemleri hisse senetlerinde bir miktar daha aslında yükselişlerin ve rallilerin yaşandığını görüyorduk. Haber akışlarının bir miktar daha sakin olduğu dönemlerde de riskli varlıklardan çıkışlar devam ediyor. Hisse senedi tarafında özellikle dün Borsa İstanbul tarafında da sert düşüşler oldu. Bunu nasıl yorumlarsın? Şimdi evet, vaka sayılarının yüksek olması yeni bir gelişme değil. Sürekli olarak yüksekti zaten. Bu noktada tabii ki bir haber dengesini fiyatlama noktasında yatırımcılar biraz daha ekonomik toparlanma senaryolarına ağırlık verdiler bu dönem içerisinde. Ve bu da piyasalardaki buhar rallisi görüntüsünün devam etmesinde ana etken oldu. Tabii bu böyle devam ederken kısıtlamaların etkileri halen görülmek tarafında olmayı sürdürdü. Özellikle Avrupa tarafında aşılamanın da geriden geliyor olması itibariyle o ekonomik toparlanma momentumu daha arkada kalan bir görüntü içerisinde. Diğer taraftan Asya'da, Hindistan'da yine artan vakalar ve ölüm sayıları söz konusu. Ki özellikle bu durum tabii ki mevcut kısıtların uzatılması anlamında ve etkilerinin de daha uzun süreye yayılması anlamında bir duruma işaret edebilir. Ama Amerikan ekonomisi bağlamında bakıldığı zaman tabii aşılama orada kötü başladı. Daha sonra iyi bir noktaya doğru evrildi. Ekonomik aktivite toparlanan bir ivme içerisinde. Bunu gelen birkaç önemli veriden anlıyoruz. Ve bu çerçevede de tabii ki özellikle kapalı işletmelerin açılmasıyla istihdamın bir toparlanma içerisine girmiş olması. Biraz istihdam piyasasındaki iyileşme artı maaş çeklerinin etkisiyle beraber bireysellerin daha fazla harcama yapan ve para döngüsünü hızlandıran bir noktaya doğru gelmeleri oradaki görüntünün şu anda biraz daha pozitif olmasını sağlıyor. Ama tabii makro gündem açısından bu hafta böyle çok yoğun bir hafta değil. Önemli veriler yok özellikle Amerika tarafında. Dolayısıyla yatırımcı bu çerçevede değerlendirecek bir hikaye tarafında o COVID vakalarıyla karşılaşma durumunda biraz da rekor seviyelere doğru götürdükleri endeksler ve hisse senetlerinde kar realizasyonları yapabiliyorlar. 4200 seviyesinde zorlanmaya başladığını görüyoruz S&P'nin. Biraz buralardan bir gerileme var. Vadeli piyasalar sınırlı değer değişimleri içerisinde. Aynı zamanda tabii bilanço sezonunu takip ediyoruz ki özellikle haftaya önemli teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları olduğunu düşünecek olursak bunun özellikle kısa vadedeki hareket üzerinde belirleyici olması beklenebilir ve mevcut rekor seviyelerin kırılması bir miktar daha yükseliş momentumu endeksler tarafına getirebilir. Tahvil faizlerindeki durum yine riskli piyasaların işini kolaylaştıran bir noktaya doğru gidebilir. Çünkü 1.70'lerde olan
Amerikan 10 yıllıklarının 1.50'lere doğru bir gerilemesi söz konusu oldu. Şimdi de 1.60 seviyelerine doğru hafif bir toparlanma. Hani endeksler düştüğü zaman tahvil faizlerinin yukarı gittiğini görüyoruz. Tahvil faizleri aşağı gittiği zaman endekslere olumlu bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Burada tabii tahvil faizlerin aşağı doğru gitmesini sağlayan etmen ne oldu? Yeni bir enflasyon fiyatlaması görmüyor olmamız oldu ve enflasyon konusunda gelen verilere ve olumlu haberlere rağmen Fed ile piyasanın yakın bir görüşte, paralel bir görüşte olması, yani enflasyon artışının muhtemelen dönemsel olacağı ve kalıcı bir enflasyonist baskıya işaret etmeyeceği yönünde. Bu da tabii Fed'in QE politikasıyla yakından ilişkilendirilen bir kriter olduğundan dolayı şu an kısa vadede de bol likidite tarafında piyasa rahat olmayı seçiyor. Ama tabii bu ilerleyen dönemde tapering değerlendirildiği zaman yeni bir fiyatlama doğrultusu oluşmasında da yine etken olacak bir durumda elbette. Peki, yani şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi dolar endeksinde de bir zayıflama söz konusu. Dolar endeksindeki bu zayıflama aslında Fed'in de elini bir miktar daha rahatlatıyor ve belki de önümüzdeki süreçte işte aşılama konusunda bölgesel ayrışmanın dünyada olduğunu çok net görüyoruz artık resimde. Neredeyse yetişkin nüfusun tamamının aşılandığı bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir miktar daha burada büyümeye yönelik revizyonları, hızlı bir toparlanma, ilgelen veriler. Ama diğer tarafta ise dünyanın geride kalan vaka sayılarının artışı ile birlikte mücadele eden de bir bölge var. Dolayısıyla şimdi hal böyle olunca Fed'in bir miktar daha aslında alanını genişletmiş ve daha hızlı davranmasına sebep olmayacak mıdır Enver? Yani burada Fed'in hep biz bekliyoruz 2024 faiz artışını bekliyoruz ama belki de tahvil alım programlarını azaltmayı düşünmesi çok daha öncesinde olacak ki Powell bunun mesajını da verdi. Bununla birlikte burada gelişmekte olan ülkelerdeki bir görünüm nasıl şekillenecek o halde? Şimdi Fed açısından kriter enflasyon olmayacak görünüyor. Enflasyondan da ekonomik iyileşme olacak görüntüde. Çünkü zaten enflasyonun bir dönem yukarı gitmesine izin verilecek. Ki zaten son açıklanan veriyle TÜFE 2.6 seviyelerine doğru bir sıçrama gerçekleştirdi. Bunun 3'ün üzerine de gittiğini ve belli bir miktar oralarda kaldığını göreceğiz. Ama tabii diğer taraftan ekonominin genel toparlanması, hani şu an para döngüsünün hızlanması tamamen hani Biden'ın ekonomik paketiyle alakalı bir durum değil. Çünkü işletmeler de yeniden faaliyete dönüyorlar ve bu faaliyet artışıyla beraber istihdamın da bir geri dönüşüm içerisinde olması söz konusu. İstihdamın toparlanması tabii ki kalıcı ve devam eden gelir etkisi bakımından bireysellerin durumunu daha da iyileştirecek. Yani şu aşamada biraz daha o ekonomik anlamda hareketlilik etkisini Amerika tarafında göreceğiz gibi görünüyor ki burada senin de belirttiğin gibi aşılama anlamındaki pozitif ayrışma çok önemli bir rol oynuyor. Yani Avrupa'nın bu ekonomik toparlanma anlamında arayı kapatması tamamen aşılamayı hızlandırmasıyla alakalı bir durum. Çünkü hani Almanya gibi, Fransa gibi ülkeler şu an halen sosyal kısıtlamaların etkisini yaşayan bir durum içerisinde. Ama tabii önce göstergeler, beklentiler, güven endeksleri tarafına baktığımız zaman da özellikle beklentiler tarafını değerlendiren noktada biraz daha iyimser olduklarını görüyoruz. Bu da tabii ki muhtemelen aşılama ve salgınla alakalı durum rahatlarsa ekonomik anlamda bir iğmelenme kazanacaklarını gösteriyor. Şimdi bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Geçtiğimiz toplantıda stratejik bir ince ayar yapmışlardı. Kısa vadedeki tahvil alımları hızını arttırarak ama programın genel büyüklüğü ve amacı tarafında bir değişiklik gerçekleştirmemişlerdi. Spreadler daralıyor. Amerikan 10 yıllıklarının biraz aşağıya doğru gelmesinin etkisiyle. Amerikan-Alman spreadinin daralması tabii doları euroya karşı daha zayıf bir konumlanma içerisine doğru götürdüğünden dolayı euro şu anda 1.21 seviyesine doğru bir hareketlenme içerisinde.
Ve bu noktada hani spread kontrolü anlamında da ECB'nin yeni bir şey yapmayacağını düşünecek olursak, bu hafta da Fed açısından breakout haftası, önümüzdeki hafta toplantı olduğundan dolayı bu hafta sessiz geçecek Fed açıklamaları noktasında. İşte Fed tarafında o ekonomik iyileşme aşamasının Fed'i, FOMC'yi ne kadar erken bir noktada QE tapering aşamasında iletişime getirecek, bu önemli. Yani 2023 takvimi eğer ki biraz öne çekilecekse 2022'de faiz arttırımı şeklinde, bunun da öncesinde bilanço daraltmaya başlayacağını düşünecek olursak, yine Fed çok tabii ki nazik bir şekilde iletişimi çok önceden yaparak piyasaları buna hazırlayacaktır. İşte o hazırlama aşaması içerisinde bu bir dolara geçme fırsatı olarak piyasa açısından da oluşturulabilir bir noktaya işaret edecektir. Şu anki görüntü doların ucuzlaması ve daha geniş aşamada pozitif noktada olan Amerikan ekonomisinin değerlendirilmesi noktasında dolara bir geçiş fırsatı yaratabilir noktada. Evet, şimdi ECB kararında karşılıyor olacağız. Bununla birlikte dolar endeksindeki bir düşüş bir miktar daha euro dolar beklentilerini de yükseltti. Goldman Sachs'tan gelen euro dolar beklentisine 3 aylık hedefine baktığımız zaman 1.21'den 1.25'e yükseltti. Ve bununla birlikte 12 aylık hedefi de 1.28 olarak belirlendi. Şimdi piyasaya baktığımız zaman 1.17'lerden 1.20'lere kadar gelen bir sıçrayı söz konusu. Sen ne beklersin burada? Özellikle biz yakından pariteyi takip ediyoruz. Madem dış ticaret bacağını bir miktar daha desteklemeye çalışıyoruz ekonomide ve dolayısıyla dolar çıktığımız ve euro girdiğimiz olduğunu düşünürsek, euro dolarda paritede fiyatlama nasıl olacak? Şimdi tabii paritenin durumu bize iç piyasa fiyatlamaları anlamında biraz yardımcı olan bir noktada. Çünkü bir tarafta tabii ki dolar küresel aşamada zayıf kalmakla beraber euronun değerinin artması ve bunun benzer şekilde Euro-TL kuruna da yine pozitif bir şekilde yansıması, TL'nin Euro karşısındaki relatif değeri anlamında bizim ihracat pozisyonumuz noktasında biraz daha pozitif bir duruma işaret eder. Çünkü senin de belirttiğin gibi hani ticaretimizin, dış ticaretimizin, ihracatımızın neredeyse yarısı ne kaplayan euro bölgesine ihracatımız aşamasında burada parite yükselişi bizim euro girdimiz açısından, ekonominin euro girdisi açısından olumlu. Tabii şu anda FX tarafında doların piyasa haberlerine, verilerine verdiği tepkiler daha çok olumlu haberlere negatif yönde tepki vermesi yönünde. Çünkü piyasa olumlu konjonktürle ekonomik sıçrama konusundaki varsayımlarını ağırlıklandırdıkça doları satmayı tercih ediyor. Bunda tabii hazine getirilerinin de düşerek dolardaki bu zayıf konumlanmaya katkı vermesinin etkisi var. Yani burada bakacağız şimdi Amerikan 10 yıllıkları tarafında 1.50'lerde 1.60'larda oluşturulmaya çalışılan o dengelenme ne seviyede gerçekleşecek? Bunun daha aşağısında mı daha yukarısında mı olacak? Bu önemli. Tabii Amerikan tahvillerinin, tahvil faizlerinin geri çekilmesi Euro bölgesiyle olan spread'i daralttı ve tabii faiz spreadlerinin kapanacağı ve Euro bölgesindeki aşılamanın ivme kazanacağı beklentisi şu noktada pariteyi 1.20 üzerlerine doğru taşıdı. Belki bir miktar daha yükseliş olabilir ama diğer taraftan da baktığımızda özellikle hani spread kontrolünde bir değişiklik olmayacağını ve Amerika'nın ekonomik toparlanmasını Fed'i eninde sonunda tapering noktasına götüreceği noktasından dolayı bu hareket, bu piyasa hareketi muhtemelen dolara geçiş anlamında kitlesel bir hareketlenmeyi de destekleyecek gibi görünüyor. Yani euro belki şu anki hareket bandının üst bandında bir yerlerde fiyatlamayı uzatacak noktasında. Belki 1.22'ler, belki daha yukarısı da olabilir ama bu fiyatlama nihayete erdiği zaman bence doların farkı açması anlamında önemli bir konumlanma söz konusu olacaktır.
Bundan sonra da bakalım İSİB'in yine kararlarıyla birlikte burada paritede genel fiyatlamayı tekrardan takip ediyor olacağız. Evvel çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun değerli kıymetli görüşler için dileyelim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim her salı olduğu gibi TRT Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'la birlikte yine haftalık değerlendirmemizi yaptık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte fiyatlamalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta içi her gün olduğu gibi yine Cenk Akyoldaş'la birlikte saat 9 itibariyle de fiyatlamalara bakıyor olacağız. Şimdi Cenk, haber akışları yok. Piyasa sakin ve dolayısıyla haber akışının olmadığı bir zamanda da piyasa böyle sanki satıştan yana kullanıyor hakkını. Bir miktar daha hafta sonundan başlayan kripto paralardaki satış eğilimi, ardından dün haftanın ilk işlem gününde yine riskli varlıklardan çıkış eğilimi, hisse senetleri tarafında da küresel bağlama bakacak olursak. Şimdi Amerika'ya bakıyoruz, bilanço sezonu. Burada yine bilançoları karşılıyoruz ama mesela dün Tesla kazasında iki kişinin hayatını kaybetmesi, burada biraz daha bir miktar daha teknoloji hisselerindeki aşağı yönlü çekilişler. Yani ne diyorsun, piyasalarda bir satış sarmalı var, risk iştahı azaldı, artık bitmek üzere diyebilir miyiz? Yok, hayır, böyle bir şey söylemek mümkün değil der misin? Yani piyasa çok koştu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Normal olarak trendlerde üst seviyelere geldikten de bu da peşinden haber akışları gelmese bile bir şekilde realizasyonun gelmesini tetikliyor. Öte yandan aslında bir haber var. Hindistan'daki vaka sayılarının ciddi şekilde arttığı endişesi, işte Delhi'de 6 günlük tam kapatmanın gelmesi, İngiltere'nin işte Hindistan'da uçuşlar konusunda kısıtlamalara getirmesi gibi faktörler bir anda devreye girdi. Mesela araya giriyorum ama Dünya Sağlık Örgütü'nden de yapılan bir açıklama var. Vaka ve hasta sayılarına baktığımız zaman hastaneye yatış oranlarında 25-59 yaş arası oran ciddi endişe verici dedi. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ndeki bu vaka sayılarının artışı ve bu bir miktar daha yetişkin nüfusa doğru da endişe verici açıklaması, bu da mesela etkili olmuş olabilir mi? Muhakkak ben hep bu aşı sonuçta bir dönemden geçiyoruz. Bir uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamaların sonuçlarının ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu esnada tabii biraz da serbestler de gelmeye başlıyor. Aşılamalarla birlikte vaka sayılarında normalde düşüşün ve işte amaç ne? Aşılar tamamen hastalığı yok eden bir şey değil. Aşılar hastalığın kontrol altına alınmasını, işte hastanelerdeki yatış miktarının azaltılması, ayakta geçirmeye sağlayacağını şekilde bilgilerimiz var. Bunun gerçekleşmesi için de bir zamana ihtiyaç var ki yapılan aşıların verimliliğinin ölçülebilmesi. Geçtiğimiz hafta biliyorsun iki aşıda sıkıntı yaşanmıştı, askıya alınması durumu söz konusu olmuştu. Önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç olacak bunu anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Vaka sayılarındaki bu artış isterseniz biraz risk iştahını azaltmaya başladığını söylemek mümkün. Aynı zamanda birçok piyasada çok ciddi ralliler yaşandı. İşte demin bahsetmeye çalıştığım coin piyasasındaki Bitcoin tarafında geçtiğimiz sene %750'lik bir primden bahsediyoruz. Son iki çeyrekte 12 bin dolarlardan 66 bin dolara iki çeyrekte 6 aylık bir süre zarfında 6-6,5 aylık bir süre zarfında 12 bin dolarlardan 65 bin dolarlara gelmiş bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bu bir yandan da işte burada şimdi bir acaba hükümetler bir vergi arayışına girmiş vaziyette. İsterseniz bir harcamalar var biliyorsun bu Covid'den dolayı bir şeylerin finanse edildiği, paralar basıldı, genişlemeler yapıldı. Sonuçta bunun karşılığında bir vergiden tarafında da şirketlerin gelirlerindeki azalmadan dolayı düşüş var. Devletlerde bu açıkları bir şekilde nereden kapatabiliriz diye baktığında da işte mesela coin piyasası gözlerine güzel gözükmeye başladı. Çünkü güzel karlar elde edildiğini görüyorlar orada. Ciddi bir kayış var. Buraya da bir düzenleme getirmek isteyeceklermiş gibi gözüküyor son gelen açıklamalara baktığımızda. Amerika tarafında, Türkiye tarafındaki gibi. Bunlar da oradaki risk iştahını biraz azaltmaya başlayacakmış gibi. Belirsizlik ortadan kalkıp kalkmayacağına bakacağız. Bunların hepsi fiyatlar üzerinde bir etki yarattığını söylememiz mümkün. Mesela neden bir realizasyon beklediğim en güzel göstergelerinden biri. MSCI Dünya Endeksi bir ekrana yansıtabilirsek aslında şu anda Reuters'taki oraya baktığım zaman tam böyle kilit noktalardan birine gelmiş gibi gözüküyor. Yine geçtiğimiz Eylül-Ekim ayından başlayan trend sonrasında zirveyi 1, 2, 3, 4
Beşinci kez zirve denemesi yapıyoruz ve hem Fibonacci hedefinden, hem kanal hedefinden, hem uzun vadeli kanal hedefinden baktığımızda burada mesela şuradan gösterelim net şekilde. Burası Ağustos tepesi, şurası Amerika seçimden öncesindeki dip. Buradan başlayan bir rally var. Bu tepeleri birleştirdiğimiz zaman, bak farkında desen bir şurada, bir şurada oradan başlayan. Şimdi yine geldik bir tepeye. Aynı S&P'dekine benzer, çok benzer bir noktadayız. Şu bölgeye dikkat etmek lazım. Hem Fibonacci'den, hem şuradaki kanaldan, hem uzun vadeli trendden 3 tane kesişim noktası var. Ve kırmızı mumu koyduk. Bu hareket devam eder mi etmez mi çok emin değilim. Aşağı doğru baskılanma, aşağıdaki ortalamalara doğru 2921-277 belki şu kanalın alt bantına kadar yani 2820'lere kadar gelme potansiyeli var. Burada da bir %5'lik, %6'lık bir düzeltme işaret etmesi mümkün. %5'lik, %6'lık düzeltmeler zaten eşyan tabiatında olması ki yani. Bir piyasada sadece tek tarafı yönde gidilmez. Arada kârlar cebe konulması lazım ki yeni katılımcıların oyuna dahil olabilmesi için. Hı hı. Bu da bir işte bu dalgalanmaların sebebi bunlar. Yukarıdan alınanları zarar ettirme, aşağıdan yeni oyuncuların girebilmesi gibi faktörlerin devreye girmesi için. Şimdi burada yeni bir şöyle bir hareketlenme olabilir. Biz trend bitiyor manasında bir şey söylemiyoruz. Bizim dediğimiz ara bir düzeltme döneminin gelmesi. Bu yüksek 6 aydır 7 aydır süren rally'nin bir soluklanması gibi algılamak lazım. Evet. Trend dönüşü ne zaman olur? Şu yükseliş trendini aşağıdaki bantın kırılması 2650'ler kırıldığı takdirde o zaman neredeyse %20'lik düzeltme sınırının altına inmiş olur. O zaman da ayı piyasasına girer. O zaman başka bir şeyden konuşuyoruz. Şu anda bizim bahsettiğimiz normal bir düzeltme döneminin içine girilmiş olma beklentisi gerçekleşmesi. Yani risk iştahı bitti diyemeyiz. Sadece bunun çok yükselen fiyatların bir miktar daha realize sildirmesi olması gerekiyor. Ve dolayısıyla buradaki realizasyonlar yaşansın ki yeni yatırımcılar da bir miktar daha girişini sağlayabilsin. Çünkü baktığımız zaman Fed'in politikalarını 2024'e kadar geniş politikaları devam ettireceği vesaire yani piyasa çok öncesinde bir miktar daha bunu böyle fiyatlamış gibi görünüyor. Daha önümüzdeki süreç çok da uzun. Vaka sayılarına bakıyoruz, artış diyoruz ama vaka sayılarındaki artış bir miktar daha zaten uzun süredir vaka sayılarındaki yani artış konuşuyoruz. Bir yılı aşkındır. Ama herhalde sanıyorum yeni dalgaların yaşanması, ekonomik büyümelere yönelik revizyonların bir miktar daha törpülenmesi burada da beraberinde realizasyonları da getiriyor. Peki bundan sonraki süreçte sence yani satışlar derinleşir ise? Belli bir noktaya kadar normal makul karşılamak lazım. Belli noktayı aştığı zaman ondan sonra tabii ekstrem satışlara geldi. Mesela biz nasıl 1550'lerdeydik, 1460-1470'lere kadar olan satışları normal karşılıyorduk. Trend içindeki hareketler olarak algılıyorduk. Ne zaman ki biz o sınırların dışına çıktık, kapanışları aldık, aşağıya indik. Şimdi biz bir düşen trend içinde tepkiler hareketindeyiz. Yani düşen trend başka bir şey. Yükselen trenddeki düzeltme hareketi başka bir şey. Şu anda biz mesela bir düşen trend içinde tepki hareketleri içindeyiz. Biz ne zaman 1460 ve üzerinde kapanışlar almaya başlarız, tekrardan o düşen trendden kurtulmadan bahsediyoruz diyebiliriz. Şu anda Amerika'da bir boğa piyasası içinde, yükselen trendin içinde, yükselen trendin içindeki bir düzeltme hareketinin gerçekleşmesini biz bekliyoruz. Bilanço dönemi geldi biliyorsun. Bilanço dönemi geldiği zaman işte beklentiler satın alınmış olur önden. Gerçekleştiğinde çok ekstrem bir gelişme olmadıysa fiyatlar satış gelir. Peşinden bu bilanço döneminin işte yoğunlukları bu aralığa kaymış vaziyette. Bu bitmesiyle birlikte piyasalarda bir realizasyon gelmesi muhtemeldir. Zaten Amerika'da da hep şu vurgulanır. İşte Mayıs'ta sat, Eylül'de gel. Yani genelde böyle bir sell May derler hatta. Mayıs'a da çok yakın sadık. Bu ama tamamen öncesinde bu hisselerin yedirilmesi gereken bir dönem var. O da işte Nisan 15'inden sonraki başlayan dönemdir. O nedenle ben bu dönemi dikkat çekmeye çalışıyorum. Mesela S&P 500 endeksine bakarsak orada da önemli. Deminki grafik MSCI Dünya Endeksinin çok benzeri bir seyir karşımızda var. Burada da benzer şekilde bir üst trend. Şurada iki tane trend noktasına bakarsan. Bir şuradaki tepeyi, şuradaki uçları aldığımız zaman geldiğimiz kesiştiğimiz yer burası. Aynı şekilde biraz daha yumuşatılmışı, daha alt
daha çok temas alan mora geldiğimiz zaman, baktığımız zaman odun da geçtiği yer burası. Hemen menfi boğazcı seviyesi de 4165'te. Burası da üçlü kesişimli. Şurada bir de kanalımız var. Bunun da kesişim noktası hemen hemen bu bölgede. Bu bölgede ciddi bir yoğunlaşma söz konusu. Şu bölgeye dikkat etmek lazım. Buradan gelecek realizasyonlar şu kanalın şu alt bandına doğru bir düzeltme hareketinin gelmesine yol açabilir. Yani şuraya kadar hatta gelmesine yol açabilir. 4000'e kadar hareketi normal karşılamak lazım yani. 4160-180'lerden 4000'e kadar. 4000 zaten rekor bir seviyeydi. Oraya kadar bir çekilme, %4'lük, %5'lik bir düzeltme hareketine tekabül eden normal görmek lazım. Ne zaman biz bu bölgenin dışına taşıyoruz, o zaman biraz daha tedirgin olmak lazım. Eğer o bölgenin dışına taşıyorsak aşağı önemli eşiklerden biri. O zaman aşağıdaki 3850'lere kadar, ortalamaya kadar, 100 günlük ortalamaya kadar, yaklaşık 7 aydır değmediğimiz ortalamaya kadar bir hareket olma potansiyeli var. Bu burada başlayacak bir düzeltme hareketi, belki demin anlattığım Mayıs'taki sat hikayesinde biraz daha ağırlaşmasıyla birlikte uzun zamandır görülmeyen %10'luk bir düzeltme hareketine kadar gidebilme potansiyeli var. O da ister istemez yatırımcıları bir miktar daha tedirgin hale getiriyor. Yani şimdi şunu da söylemek istiyorum. Aslında burada bir miktar daha işte ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşlerin, gerilemenin yaşanması, 1.50'lere gelmesi, şu an 1.60'lara tekrar çıktı ama. Orada bence oynaklık var. Ciddi bir şekilde oynaklık var. Belki de 1.77, 1.50, 1.67, 1.52. Bu ciddi bir oynaklık aslında. Aslında bu tedirginlik yaratabilir, evet, piyasa açısından. Ama dolar endeksine bakıyorsun, dolar endeksinde ciddi anlamda bir zayıflama. Yani koşullar piyasanın yükselmesine dair aslında koşullar oluşturulmuşken piyasa tam tersi bir tepki veriyor şu anda. Piyasanın tepki aslında şöyle, bu koşullar oluşsun ki insanlar oyuna dahil olabilsinler ki hisseler satılabilsin gibi değerlendirmek lazım. İşte bilançolar gelmeye başladı demiştim. Dün IBM'in bilançosu vardı. 1.65 beklenti vardı. 1.77 bir gerçekleşme var dünkü işlemlerde. Yine United Airlines'in bilançosu vardı. Beklenti -6.99'du. $7.5 eksik Coca-Cola'nın geldi. Zarar vardı. Burada işte sürekli olarak bilançolara bakıyoruz. Coca-Cola'da vardı, evet. 0.50'lik bekliyorduk. Bir kar hisse başına 0.55'lik bir kar gerçekleşti. Bugün de yine bilanço dönemi devam ediyor. Bugün baktığımız zaman Johnson & Johnson, geçtiğimiz hafta aşısı askıya alınan Johnson & Johnson'a bir bilanço beklentisi var. Lockheed Martin'den var, Netflix'in var. Hı hı. Popüler biliyorsunuz pandemi döneminin önemli hisselerinden biri. Onun bilançosu bugün gece. Procter & Gamble'ın bugün var. Yarın Verizon var, AT&T var yarın yine, çarşamba günü. Bu hafta Intel var. Önemli son dönemlerde biliyorsunuz çip tarafında bir piyasa kısaya düşmüş vaziyette. Araç üretimlik noktasında sıkıntılar yaşandığı haberlere göre üretimlerin durdurulduğunu görüyoruz. Bunlar bu hafta yine önemli verilerle karşı karşıya olacağız. Bu bilanço tarafında etkili olacak. Netflix mesela olası beklentilerin altına bir fiyatlamayla gelirse piyasa üzerine bir baskı oluşturabilecek faktör de olabilir. Aynı şekilde benzer bir durum. Yani Johnson & Johnson işte bu son dönemdeki aşı hareketlerindeki yansıması nasıl olacak? Fiyatlamalar üzerinde etkisi nasıl olacak? Bunlar piyasayı etkileyebilecek faktörler gibi görmek lazım. Evet, bilançoları yakından takip ediyor olacağız. İstersen yine küresel fiyatlamalar devam edelim. Bununla birlikte dolar endeksindeki bir düşüşü görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki dengesiz hareketten bahsettik Cenk. Ciddi bir volatilite var, evet, bence. Buradaki dalga boyunun yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Dün 1.50'lere de 1.50 desteğini kıracak mı diye konuşurken özellikle 1.50'lere kadar yakınlaşan bir ABD 10 yıllıklarına baktığımız zaman bugün ise 1.6 seviyelerinin üzerinde. Yani dolayısıyla buradaki oynaklığın yüksek olduğu bir fiyatlamada da ister istemez risk iştahında bir törpülemeye sebep olduğunu söyleyebiliriz. Hangisiyle başlayalım? ABD 10 yıllık. 10 yıllıkla başlayalım. 10 yıllıklarla başlayalım. Buradaki fiyatlama ne olacak? 10 yıllıktaki grafiğe baktığımız zaman burada aslında dün anlatmaya çalıştığımız limitler içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Şu bölgede şu sert hareketten sonra biz dengelenme açısına girmişti. Şu bölgeden gelen bir trend çizgimiz var gördüğünüz üzere. Hı hı. Bu bölgeyle yukarıda 1.62 şu ortalamaların olduğu bölge demiştik ya, 1.62 1.63 dün bahsettik. O bölgede ise bir sıkışma dönemi içinde. Dün iki gündür bu tekrardan ortalamalara doğru gelmeye çalışıyor. Bu ortalamalar önemli. Bu ortalamaların üzerine fiyatlayabilecek miyiz, fiyatlayamayacak mıyız? Bu direnç olarak mı karşımıza çıkacak, yoksa çok zorlamadan tekrardan fiyatlamalar üzerine atacak mı?
İşte anlatmaya çalıştığımız ne? Piyasalardaki işte bu da bir aslında düzeltme hareketi. Yani burada da sert bir yükseliş olmuştur. Doğru. Burada da 10 yıllıklardaki düzeltme, normal benzer bir hareketi hisse senedi piyasası için beklediğimizi söylüyoruz. Şimdi bundan sonraki hareket düzeltmeden çıkıyorsa eğer, yaptık, soluklandık, yaklaşık 2 haftada dinlendik. 1.50 desteğine kadar çekildi. Tekrardan kuvvet alıp yukarı doğru ivmelenecek mi? İşte o ivmelenmenin işareti 1.62.80 ve üzerindeki kapanışlar birinci etapta evet bu düzeltme hareketi bitiyor. Tekrardan yönünü yukarı çeviriyor diye işaret eder. Bir. İki, eğer bu 1.62.80 ve üzerindeki kapanışlar yukarıda 1.67'ye gidip kafayı vurup tekrar geri dönüyorsa ha diyeceğiz ki o zaman şurada bir yeni bir bant içine giriyoruz. Hı hı. Burada bir dengelenme çabası içindeyiz. Burası farkındaysan şu dönemden beri pek aşamadığımız bir bölge. O bölgenin üzerine gitmeye başlıyorsa o zaman tekrardan bu iş biraz daha kuvvetlenmeye işaret edecek. Oraya kadar hareketi normal karşılamak lazım. Ama ne zaman 1.67 ve üzerinde kapanışlar almaya başlıyoruz, o zaman tekrardan bir momentum kazanmaya başlayan bir hareketten bahsedeceğiz. Bu normal bir düzeltme hareketinin içindeki tepkisel bir hareket gibi değerli. Nasıl biz hep konuşuyoruz, diğer bizim piyasadan örnek vermek gerekirse, ortalamalar 1430'larda, 1440'larda yoğunlaştı. İşte o bölgeyi geçmek çok kolay değil. O bölgeyi geçebilirsek o zaman piyasa için olumlu konuşabiliriz. İşte 1416 puan önemli bir eşikti. Üzerine atamazsak aşağı doğru yıkılabilir piyasa diyorduk. İşte burada da benzer bir senaryo. Burası için de geçerli. Yorumlarken ben bunlara dikkat ediyorum. Bu üç ortalamanın üzerine tekrardan atarsa, şu an için aslında baktığımızda kuvvetli gibi gözükse de bunun üzerinde çok kalıcılık gelir mi gelmez mi emin değilim. Biraz daha vakite ihtiyaç olabilir. Bundan sonraki süreç bu ortalamanın üzerine çıkıp çıkmadığımıza bakmamız lazım. Evet, ortalamanın üzerine çıkıp çıkmadığımıza bakmamız lazım der Cenk Akyoldaş. Şimdi Cenk, diğer tarafta da dolar endeksinde bir zayıf görünüm devam ediyor. Özellikle bunun euro dolar paritesine yönelik de beklentilerde revizyonlar, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getiriyor. Dolar endeksindeki zayıflama 90'ı kıracak mı ve altlara 89'lara tekrardan inecek mi beklentilerde oluştu yavaş yavaş. Buna dair koşullar çok yani... Elverişli mi de dolar endeksinde bir düşüş yaşanıyor? Burayı da anlamak mümkün değil. Çünkü yani ABD'de gelen güçlü veriler ekonomik anlamda aşılamalar tamamlandı. İster istemez bir miktar daha tahvil alım programlarında acaba bir azaltmaya doğru geçilecek mi? 2024 faiz beklentisi var ama bu belki çok daha öncesine de çekilebilir. Yani çünkü Amerika'da ciddi anlamda dünyada çok daha pozitif ayrışan bir yerde şu anda. Yani aşılamanın, yetişkin nüfusun tamamı aşılandı ve dolar endeksinde biz buna rağmen bir düşüş görüyoruz. Bunu neye bağlamalıyız öncelikle? Altı bunu sağlam mı? Bunu sormak istiyorum. Yani burada biraz spekülasyon gibi değerlendirmek lazım. Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde bir parite oyunu gibi ben görmekteyim şu anda. Mesela orada da önemli eşik olan 1.20'nin üzerine attık. Biraz daha yukarılarına gittik ama 1.20'nin üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı onu da bakacağız. Onunla beraber burada da ister istemez aşağı doğru sert bir hareketlenme olduğunu gördük. Onların normalde aşağı gelmesiyle birlikte burada da aşağı doğru çekilmesini beklerdik normal koşullarda. Eğer bu önemli eşiklerimizden biri olan, şuraya bakalım istiyorsan bir kez daha, şu düzeltme hareketinin destek noktalarını aslında birer birer, bir tek 92'de biraz da 91.5'da dinlendikten sonra hemen 91, onda bizim oyalanmamızı beklerdik. Orada da oyalanmadan hemen aşağı gittik. Şuralarda mesela 3 gün 4 gün geçirdi. Burada da 3-4 gün geçirdi. Burada da 3-4 gün geçirdikten sonra hareketin aşağı gelmesi beklenirdi. Ama o 3-4 günü geçirecek zamanı olmadığı için bir aşağı doğru sarkıttılar. Dün çizmiş olduğumuz bir tane trend çizgisi vardı. Bu bölgenin altında kapanış almamışız. Şu bölgeden, şu dipten başladığımız zaman. Bugün itibariyle o bölgenin test edildiğini, oradan bir destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. Şu an 91.10'un altındaki hareketlerin buraya kadar sarkması ama kalıcı olmamasını beklerdim, söylüyordum. Şurada bir sıkışma olması muhtemel olabilir diye düşünürüm normal koşullarda. Avrupa Merkez Bankası toplantısına kadar. Ondan sonra çıkacak zaten oradan muhtemelen daha fare doğurur. Ondan sonra bir kez daha toparlanma sürecine girebilir. Sert bir hareketlenme oldu şu bölgeden buraya. Evet, 1.17'lerden de aynı zamanda Euro Dolar paritesi de 1.17'lerden 1.21'lere hızlı bir hareket yaptı. İşte bu ne? Piyasalarda çok volatilitenin aslında gelme, her ne kadar VIX endeksinin
20'lerin altına 15'lere kadar test ettikten sonra tekrardan 20'lere geldiğini görüyoruz. Bu da piyasada bir oynaklığın başladığına işaret ediyor benim kanaatime göre. VIX tekrardan 20-25 bölgesinin üzerine çıkabilirse o zaman buradaki fiyatlamalarda dalga boylarının biraz daha uzamaya başladığına işaret edecek. Bu şu an için yukarıda 91,5, aşağıda 90-80'ler olmak üzere şu an 90-95'te. Bu arada seyrin devam etmesi. Ortalamalar şu anda sat sinyali üretiyor. Aşağı burayı baskılamaya devam etmesi beklenebilir. Bu ortalamaların üzerine çıkamadığımız sürece hareket biraz daha böyle şu şekilde oyalanıp biraz daha buralarda dinlenip bir toparlanma içine girmesi beklenebilir. Eğer burayı da başaramıyorsak o zaman şu bölgeye kadar bir sarkma söz konusu. Bir sonraki destek noktası 90 bölgesi olduğunu söyleyelim. Kademe kademe aşağı indik. Yaklaşık olarak Amerikan seçimlerinden 89,5'lardan başlayan neredeyse ocağın ortasından başlayan hareket, 3 aylık hareket 10 günde tamamen tersine sarmış gibi gözüküyor. Evet, tekrardan bir miktar daha aşağı yönlü hareket söz konusu oldu. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey ECB toplantısına kadarki olan süreçte evet, bir miktar daha gevşemenin öne çıkacağına yönelik. Burada peki, baskılanma devam eder o tarihe kadar ama ondan sonra biraz toparlanmaya gireceğini ben düşünüyorum. Peki sence bununla birlikte istersen bir de şuna bakalım, dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de 8.10'da bir yatay görünüm söz konusu, yatay seviye var. CDS'lere baktığımız zaman CDS'ler başkan değişimi, işte vaka sayıları vesaire bunların altına gelmiş durumda. 400'ün altında seyretmeye devam ediyor ama halen daha çok yüksek. Onu da yine hatırlatmış olalım. Yani rakip ülkelerimize göre halen daha çok yüksek. Dolar endeksindeki düşüş bir miktar daha öne çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükseliş, seriş hareketlerinin bir miktar daha geride kalması ve sindirerek hareket etmesi. Bunlar bir miktar daha öne çıkarken dolar TL'de ise merkez kararı sonrasında volatilitenin biraz daha yükseldiğini gördük. Ve şu anda bir denge arayışı çabasında 8.08 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Ne dersin dolar TL'deki buradaki teknik görünüm nasıl? Ne söylüyorsun? Dolar TL'de aslında demin dolar tarafındaki ciddi bir %3'e varan bir değer kaybı var bakarsan. Ona tarafından geriye geldi. Biz bu noktada çok fazla aşağı çekelim. Normalde bizim normal koşullarda 7.90'lardan bahsediyor olmamız lazım ki bu çekilmeyle birlikte. Biz 8.15'lerden bir %2, %3'lük bir düzeltme hareket düşünsek, oradakini geri sardırdığımızı düşünsek 7.92'lere gelmesi lazım. Şu anda ama biz yine 8.08'lerdeyiz. Hala yukarı doğru bir baskının olduğunu gösteriyor bu bize. Şimdi dolar endeks grafiğini 240 dakikaya baktığımız zaman bizim dikkatimizi çeken, işte hep bahsettiğim şu kanalın alt bandına yapıştık. Bunun altına çok fazla sarkmak istemiyoruz. Şuradan bir şu tepenin birleşimi olan bir düşen trend çizgisi var. O bölgeye geldik. Bugün itibariyle dünden beri bunu test etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda şu bizim morla gözüken kalın çizili olan 8.07'de olan 19 barlık ortalama hareketin hep taşıyan, trendi belirleyen hareket. Buna biz yapıştırdık kendimizi. Bundan ne çok uzaklaşıyoruz ne çok alta gidiyoruz. Ama bunun üzerine fiyatlanmaya başladık tekrardan. İkinci ortalamayı da altımıza aldığımızı görüyoruz. Ötekine yeşille gözüken 21 barlık ortalama buraya oturmuş vaziyette. Üçüncü ortalamamız 8.09'da olan 50 barlık ortalama. Onun hemen altındayız. Biz burada da takip etmemiz gereken ortalamaların üstündeyiz. Üçünün üzerine çıkıyorsak o zaman hareketin biraz daha momentum kazanma durumu söz konusu olacak. Hızlanması mümkün olacak. O zaman yukarıda 8.15-8.17 bandına kadar bir hareketin önü açılma ihtimali söz konusu. Neye bakacağız? 8.09 üzerinde fiyatlamalar almaya başlıyorsak nerede? 240 dakikalık grafikte. Bu tabii ki çok kısa bir vadeli bir grafik olduğu için bizi yanıltabilir. Bir günlük grafiğe de bakarız. Ortalamaların üzerinde kaldığımız sürece baskı yukarı doğru olduğunu söylemek lazım. Birazdan sepete de bakalım ki esasında dolardaki değer kaybına rağmen Euro tarafındaki bir değer kazanımı söz konusu. Hı hı. Onun sepete yansıması nasıl olmuş ona da bir bakarız. Sepette mesela sen 8.94 seviyesini biraz daha kritik seviye olarak, stresi arttırabilecek seviye olarak gösteriyordun. Hı hı. Sepette de bir miktar daha burada aslında o seviyenin üzerinde, tam da üzerinde olduğunu söylemek mümkün. İşte orada hareketin baskılan 8.80'e doğru çekildik tekrardan o bölgeye geldik. Şimdi burada da demin anlatmaya çalıştım. Ortalama 8 günlük ortalama.
Burada 8.08'de yine fiyatlamanın üzerine çıktığını görüyoruz. 3 ortalamanın üzerinde kalıcılık ama burada kısa vade için baktığımız 8.08'de bulunan 8 barlık ortalama. Bunun üzerinde kalıcılık önemli hareketin yukarı doğru devamı için. Demin anlatmaya çalıştığım düşen trend burada da gözüküyor. Bugün onu test etmeye çalışıyoruz. Direnç bölgesi 8.09. 8.09'un üzerine atarsa kendini burada yukarıda 8.17 hedefi olduğu net şekilde gözüküyor. Şu banttan kendimizi o zaman bu banta doğru atacağız demektir. Şu bölgeye dikkat etmek lazım. Ama kritik eşiğimiz neresi? 8.09. Aynı değer haftalık grafikte de 8.09 oldu. Aşağıda desteğimiz neresi diye sorarsanız da ilk etapta 8.03, onun altında da 8.01 desteklerimiz konumunda olmaya devam ediyor. Biz yeşilin altında kapanış almadığımız sürece, yani 21 barlık ortalamanın altında kapanış almadığımız sürece buradaki hareket yatay dinlenen bir harekete işaret eder. Ne zaman 21 barlık ortalamanın altında kapanış almaya başlarız? O zaman zaten 8 günlük ortalamanın da kafası iyice aşağı ona yakınlaşmaya başlamıştır. Bir satış baskısı, nasıl DXY'de kafalar kesişmiştir ortalamanın. Ona benzer bir hareket olur. O zaman 7.80'lere doğru bir hareketin gelmesi doğabilir. Evet. Ama bunun öncesinde hareketin işte dediğim gibi 8.09'u geçmemesi gerekiyor. Eğer geçerse bir 8.17 potansiyeli söz konusu. Cenk, şimdi bir de altın fiyatlarına da bir gidelim istersen. Nisan vadelerine baktığım zaman yükseliş hareketleri beraberinde geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bir miktar daha gerileme hareketiyle beraber altın tarafında da 1765 dolarların üzerinde seyretti. Her salı olduğu gibi altın ve para piyasaları uzmanı İhsan Memiş bizlerle birlikte. İhsan Bey, selamlar, hoş geldiniz. Günaydın Pelin Bey. Pelin Hanım, nasılsınız? İyi, merhaba. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyi, çok teşekkürler. Şimdi öncelikli olarak aslında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bu bir miktar daha gerileme hareketiyle beraber de altın fiyatlarında da yükseliş, ons altın tarafında bir yükseliş söz konusuydu. Ama an itibariyle baktığımız zaman 1.50'lerde bir miktar daha kalıcı olamayan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ki fiyatlamanın 1.60'lara kadar çıkması yine altın ons tarafına da yansımış görünüyor. An itibariyle bakacak olursak 0.12'lik bir eksi söz konusu, 1769 dolar seviyesinde. Hemen sizden merak ediyorum, Nisan ayında bir miktar daha yükselişe doğru geçen altın vadelileri var, ne dersiniz? Mayıs ve Haziran'da daha yüksek seviyeleri göreceğiz. Yatırımcısı özellikle diğer sohbetlerimizi de anımsattığım gibi Nisan ayında Mayıs ve Haziran ayının hazırlığını yapması gerekiyor. Yani altın artık 6 aylık baskılanma sürecini artık geride bıraktı diyebiliriz. Teknik olarak direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı. 1740 dolar seviyesinin üzerine kırması önemliydi. İşte 1760-1780. Şimdi kısa vadeli yine bu hafta için 1755 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmeyi takip edeceğiz. Ancak bu 1755 dolar seviyesini de yatırımcısı şöyle takip etmeli. Bu alt seviyeler artık kalıcı olmayabilir. Burada alarm çanları var. Çünkü bir sonraki ataklarda biz 1780 dolar seviyesinin yukarı yönlü hızlıca kırılacağını, yükselişlerin 1805 dolar seviyesine kadar devam edeceğini görebiliriz. Tabii dolar varlıklarının değer kaybı da burada önemli. Özellikle dolar endeksinde yaşanan aşağı yönlü trend ister istemez altını olumlu yönde destekliyor. Jeopolitik risklerde de bir miktar artışlar var. Hem Amerika hem İngiltere savaş gemilerinin Karadeniz sularına gidecek olması ve burada tansiyonun tekrar yüksek olması jeopolitik risklerde de alarm çanlarının çalmasına neden oluyor. Diğer yandan tepki alımları da burada bir fırsat oluşturuyor aslında. Bahaneler her ne kadar jeopolitik riskler ve doların değer kaybı olsa da aslında tepki yükselişlerinin de bir miktar burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. 1755 dolar seviyesi bence burada kritik bir destek seviyesi. Bunun altında 1740 dolar seviyesi var ama altının ons fiyatı burada çok kalıcı olmayabilir. Yatırımcısı genelde buradan bir giriş pozisyonu alabilir. Gram tarafında da özellikle temkinli duruşumuzu devam ettiriyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandık ve beraberinde dolar TL kuruna odaklandık. Aslında ilk dakikalarda her şey beklenti doğrultusundaydı. Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi.
Dolar kurunda da 8.02 lira seviyesine kadar bir geri çekilme gördük. Ne zaman ki metin içindeki bir cümlenin alınmış olması piyasalarda sert tepkiye neden oldu. Evet, dolar kuru tarafında da beklentiler artık revize edildi ve dolayısıyla dolar tarafındaki güçlü duruşun ve yükselişin halen devam ediyor olması da gram altın TL fiyatının destek seviyelerinin yükselmesine neden oldu. Daha önce Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 425-430 lira aralığına odaklanmıştık ve maalesef dolar kurundaki bu geri çekilme gerçekleşmediği için biz gram altın TL fiyatında tekrar 450 lira seviyesine odaklandık ve 445-450 lira bandının da artık bundan sonra aşağı yönlü kırılma ihtimalinde zayıfladığını söyleyebiliriz. Bu hafta yatırımcısına şunu tavsiye ettik. Eğer elinizde TL varsa ve altın almayı ihmal etmişseniz dolar tarafı dün 8.05 lira seviyesinde, yani burada tekrar dolar tarafından giriş yaparak onsun geri çekilmesini bekleyebilirsiniz. Yani altını dolar karşısında alabilirsiniz. Uyarılarımız vardı. Bu uyarılarımız yine devam ediyor. Dolar endeksinin ve ABD oynadığı tahvil faizlerinin bu kadar gerilemesine rağmen, euro dolar paritesinin bu kadar yükselmesine rağmen yurt içi piyasalarda dolar kurunun halen yüksek olması demek ki doların uluslararası piyasalarda toparlanması ile birlikte yurt içi piyasalarda tekrar 8.17-8.20 lira seviyesini gündeme getirecek. Bu da hem ons tarafında hem dolar tarafındaki güçlü duruşla birlikte gram altın TL fiyatının tekrar hızlıca yukarı yönlü hareketlerini destekleyecek. Yine Mayıs ayında 475 ve devamında 487 lira seviyelerini bekliyor olacağız. Ve artık Haziran ayında gram altın TL fiyatındaki öngörümüz 500'lü seviyeler olacaktır. O yüzden Nisan ayını önemsiyoruz. Özellikle emtia fiyatlarında Nisan ayının bir karar ayı olduğunu da tekrar anımsatmak isterim. Çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrardan haftaya yine sizlerle birlikte altın fiyatlarını ve gelişen fiyatları, yine ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki gidişatta konuşuyor olacağız. Çok teşekkürler İslam Bey. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim, altın ve yine altın, gram altın ve ons altın tarafındaki fiyatlamaları da aldığımıza göre biz tekrardan kur tarafındaki bu kez fiyatlamalara geçelim. Dolar TL'de kritik seviyeleri verdikten sonra sepet kurdaki fiyatlamanın bir miktar daha öne çıktığını görüyoruz. Evet. 8.94 seviyesi sen kritik demiştin en son dünkü programımızda yine. Ne dersin buradaki kritik seviyenin üzerinde bir fiyatlama söz konusu an itibariyle? Evet, burada günlük bazda baktığımız zaman sepet kuru tarafına 8.88 bizim merkez noktamız. Aha. 8.88 üzerindeyiz, altındayız. Buna yatırımcıların bakması lazım. 8.88'in üzerinde kaldığı sürece hareket yukarı doğru gitmek isteyecek. 8.88'in altında kaldığı sürece de aşağıdaki desteklere doğru çekilmek isteyecektir. Şurada bir satış sinyali üretir gibi olmuştu. 8.88'in altına inip 8.82'leri test ediyorduk. O bölgede destek buldu kendi. Tekrardan 8.88 merkezine döndü ve tekrardan üzerine kendini konuşlandırdı. Şu andaki değerlemelere baktığımızda ortalamaların üzerindeyiz. Ortalamaların üzerinde olması yukarı doğru baskı olduğuna işaret edecek. Kısa vadede baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi 8.94 önemli yerlerden biri ama esas aşılması gereken yer 8.97. 8.97'nin üzerine fiyatlamaya kapanış itibariyle baktığım zaman şu iki gün dışında çok uzun zamandır biz kapanış almadığımızı görüyoruz. 8.97 üzerinde bir fiyatlamalar görüyorsak o zaman burada baskının biraz daha kuvvetlenmesi beklenir. O zaman 9.16'ya kadar bir hareket açma marjı var. Aşağı doğru hareket olursa da tersinde 8.88 altına tekrar döndük diyelim. O zaman 8.82 kritik eşik. Artık orası hem ortalamadan hem Fibonacci'den hem de şu kanalın desteğinden önemli bir destek noktası olacak. 8.82'nin altına iniyorsak eğer o zaman 8.66'ya kadar bir marj açığı, bir majör faktör değişimi olduğuna işaret eder, bir gelişme olduğuna işaret eder. Dün ihaleler vardı biliyorsun, borçlanma. Evet. Bugün de ihale var tekrardan. Oradaki ihalelerde faizden uzun vadeli faizleri bir türlü aşağı getiremiyoruz. Tam o istediğimiz randıman yok. Kısa vadeli 2 yıllıklarda biraz aşağı geliş oldu. Oradan destek alabilir mi acaba kur tarafı diye de düşünmek istiyorum. Ama borsa tarafı da baskılandığını gördük dünkü hareketlerde.
Eksitası %2.2'lik bir düşüşle günü kapattık. Borsa tarafına geçelim istiyorsan. Evet, borsa tarafına bakacak olursak hisse senedinde CDS'lerin düşmesine rağmen bir miktar daha burada aslında hisse senedi tarafında tepki yok. Özellikle BIST 100 endeksi %2.20'lik bir değer kaybıyla birlikte 1377'ye kadar gerilerek günü kapattı. Burada bence kapanışa göre, özellikle bir önceki kapanışa göre 30.91 puan azalarak kapattığını söylemek mümkün ve işlem hacminin de oldukça sığ olduğunu söyleyebiliriz. 17.1 milyar TL'lik de yine bir işlem hacmi söz konusu. Bankacılık tarafı endeks kaybının çok daha üstünde, %3.23'lük bir kayıp söz konusu ve dolayısıyla burada satışlara baktığımız zaman BIST 30'da da ciddi anlamda bir ağırlık var. Buradaki fiyatlama bize neyi ifade ediyor? Yani küreselde evet sert satışlar var ama ya Borsa İstanbul zaten pozitif taraftayken küresel, Borsa İstanbul yine bundan faydalanamamıştı. Bu fiyatlamalar bize neye getirecek? Yani biz negatif ayrıştığımız çok net. Dünyadan negatif ayrışıyoruz. Bundan da çok hemen kısa vadede kurtulmak çok mümkün mü? Emin değilim. Yani yurt dışı bozulduğu zaman bizim de bozulma ihtimalimiz biraz daha kuvvetlenecek gibi bu zayıflıkla. Hacim tarafını bir türlü kuvvetlendiremiyoruz. Talep tarafı zayıf kalıyor. Yoğun bir halka arz seferberliği var. Sırada kuyrukta halka arzlar var. Bu hafta 3 tane halka arz var. Peşinden yine halka arzların geleceğini biliyoruz. Bu haftaki gelen halka arzlar küçük halka arzlar değil. Daha öncekiler gibi 200-300 milyonluk halka arzlar değil. Daha böyle 1 milyar TL civarındaki halka arzlardan bahsediyoruz. Bu da ister istemez bir şekilde piyasada nakit yaratma ihtiyacı sebebiyle fiyatlamalar üzerine baskı yaratıyor. Geçtiğimiz haftaki yorumumuzda hatırlarsan Merkez Bankası toplantısı öncesinde bir bankacılık sektöründe bir hareketlenme olmuştu. Her bankacılık hisselerinde her toplantı öncesinde bir hareket geldi. Peşinden bu hareketin çok kalıcı olmadığı, tekrardan aşağıya döndüğünü görmüştük. Beklenti biraz da orada faizlerin inmesi yönünde gibi algılıyordum ben oradaki yapılan hareketin. Bir operasyonu çevireceksiniz, en olasız tarih o bölgeydi. İşte bir beklenti oluşturabilme dönemi, bir beklentisizlik söz konusu bankacılık tarafında. Bir türlü onu kıramıyoruz. Öyle olunca tekrardan aşağı doğru baskılandığımızı gördük. Şimdi haftalık bazdaki endekse baktığımız zaman biliyorsun dünkü sabah yorumumuzda silsileden dolayı bu haftanın eksi bir hafta olma ihtimalinin kuvvetli olduğundan bahsetmiştik. Evet. Ve dördüncü hafta sendromundan bahsetmiştik. Dördüncü haftalardaki sert satışlar acaba bu haftada gerçekleşebilir mi? O nedenle bundan kurtulmamız için bir an önce bizim 1416 ve üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Üzerine atmamız lazım ki bu bölgeden, bu tehlikeden uzaklaşalım diye. Şurada bir lacivertle yatay bir çizgi çizdim. Bu bizim 1416 sınırımızın olduğu bölge. Aynı zamanda şu anda kırmızıyla gözüken bu trendi taşıyan, daha önce şu bölgede haftalık bazdaki trendi taşıyan ortalamanın geldiği nokta. Hemen hemen aşağı doğru hızla gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu bizim aslında direnç bölgemizi oluşturan noktalardan biri olacak önümüzdeki. 1420 şu anda kritik bir eşiğe kadar inmiş vaziyette haftalık bazdaki süreçte. Dünkü kapanış itibariyle eğer bu şekilde kalırsak maalesef şu büyük yükselen kanalın alt bacağının, şu mavi de gözüken alt bacağının altında bir kapanış yapmış olacağız. İki kez daha önce bunu zedelemiştik, tekrar üzerine kapatmıştık. Üçüncü geliş bunun altına sarktığını görüyoruz. Kapanışın bir an önce 1400 ve üzerinde olması lazım ki bu haftanın tekrardan kanal içine girebilelim. Ona giremediğiniz zaman o zaman bu kanal artık öldü deme durumu söz konusu. Dışına çıkacağız. O kanal çizgisini gündemimizden çıkartacağız. Şimdi nereye geldik, dayandık? Gelip dayandığımız yer haftalık bazda. Şu dip, bu dibi birleştiren, yeşille çizgili bulunan bir trend çizgimiz var. Dünkü kapanışımızı tam o bölgeden yaptık. Burada bir denge arayışı içindeyiz. Şimdi burası, bu bölge oldukça önemli. Birinci kalemizi kaybettik. Eğer böyle giderse bu ikinci kalemiz olacak. Eğer bu ikinci kalede zedelenmeye başlarsa aşağı doğru, şurada bir kez zedelemiştik, şurada da zedelemiştik. Üçüncü gelişler genelde biraz tehlikelidir. O zedelenmeler yumuşatıyor çünkü bir şeyi, desteği. Aşağı doğru eğer kapanış gelirse, şimdi bizim şurada çok önemli bir bölgemiz var. 1365 bölgesi. Onun altı 1365-1360. O bölgenin altına inilmemesi gerekiyor. O bölgenin altındaki inişler, haftalık kapanışlar oldukça tehlike arz eder. O zaman buradaki dalga boyunun aşağı doğru daha sertleşmesine işaret edecektir. Aşağısında sarkmalar olsa bile 1350'de bulunan açık maviyle gözüken
ağırlıklı ortalama bizi taşıması lazım. Şu ana kadar baktığımızda bu ağırlıklı ortalamanın altına insek bile hiç kapanış yapmamışız. Bu nokta şurada da bizi taşımış. Şu en son bu noktada bizi taşıyan, yani şurada neresi? Merkez Bankası'nın faiz arttırmayı almadığı Ekim ayındaki gördüğümüz en dip seviyeye taşıyan ortalama. Bugün itibariyle 1350'de. Burası bizim bu hareketin aslında ana başlangıcını veren noktadaki, desteğimizi veren noktadaki ağırlıklı ortalama. O nedenle 1350'yi çok çok önemsememiz lazım. Bu bölgenin altında kapanış almamamız gerekiyor. Kapanış alırsak hakikaten o zaman aşağıdaki ortalamaya doğru bir seyir başlama potansiyeli doğar, istemeyiz. O nedenle bu bölgede 1365 altında sarksa bile 1350'den destek bulup hemen tekrar içine giriyor olması gerekiyor. Daha önceki hareketleri anlattığımızda hatırlarsan bu dördüncü hafta sendromlarında genellikle bir önceki kapanış, yani bu hareketi yaptık, burada ne kapattıysak bir sonraki harekette de aşağı gelsek de hemen hemen o seviyede kapatıyoruz. Buradaki kapanışı benzerini yapıyoruz. Buradaki harekette de çok sert olmasına rağmen 1380 civarında kapattık. Burada da sert bir hareket olsa bile, aşağı kadar 1310'lara kadar inen bir hareket olsa bile kapanışın 1380'ler civarında olması beklenebilir. Daha önceki hareketlerin getirmiş olduğu silsileden dolayı. Evet, diyebiliriz. Birlikte. Haftalık grafik için kritik eşiklere geldik. Bu bölgeler savunulması gereken noktalar. Bu bölgelerle alakalıysa bar boylarının uzaması beklenir maalesef. Evet, yani haber akışlarının da bir miktarda aslında burada besleyici olması gerektiğini de söylemek mümkün. Forex anketini de aktaralım bir taraftan. Forex anketine bakacak olursak, anket BIST 100 endeksinin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekleniyor. Analistlerin BIST 100 endeksi açılış fark değerine ilişkin medyan tahmini artı 3,5 puan olurken ortalama tahmin ise artı 3,27 puan seviyesinde olmuştur efendim. Forex'in 29 aracı kurum analistiyle yapılan ankette en yüksek beklentiye bakacak olursak artı 8,26 puan olurken en düşük beklenti ise -2,24 puan seviyesinde olmuştur. Ankete katılan 29 analistin 24'ü pozitif bir açılış beklerken 5'i ise negatif bir açılış söz konusu demiştir. Bununla birlikte özellikle 30,91 puan düşüşle 1377 puandan da günü kapatmıştı Borsa İstanbul. Şimdi Cenk, aslında burada yani %2'nin üzerinde bir değer kaybından bahsediyoruz. Ve %2'nin üzerindeki bir değer kaybına bakacak olursak da gerçekten sert. Yani çünkü biz zaten başkan değişimi sonrası taban taban hareketler yaşadık. Orada ciddi anlamda bir düşüşler. Yani %2 böyle sınırlı gibi geliyor ama zaten düşük seviyeler. Kağıt bazında %5'ler, %7'ler çok fazla. Yani ciddi anlamda. Hisse bazında çok ciddi hissetti yatırımcılar. Günlük grafiğe bakalım, biraz da vaktimiz var. Onu vurgulamak istiyorum. Burada dün anlatmaya çalıştığım önemli ağırlıklı ortamımız 16 günlük ortalamaydı. Dün 1416'dan geçiyordu. Test ettiğimiz yerde 1416 oldu. O bölgeye temas ettikten sonra tekrardan baskılandığımızı görüyoruz. Şu anda 1410'a kadar çekilmiş vaziyette. Kritik ağırlıklı ortalamalardan biri de 1453'te bulunan ortalamamız. Bu iki ortalamanın kesişmesi bizim için tehlike sinyalidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yeni bir sat sinyali oluşturur. Ortalama buradaki hareketin bir an önce tekrardan bu ağzı açması lazım, yukarı açması lazım diye vurgulamaya çalıştım birkaç gündür ama başaramadık, o bölgeye geçemedik, tekrardan baskılandığımızı görüyoruz. Şimdi geri çekiyoruz, bir güç toplama çabası. Şu bölgeden gelen 985-1095 bölgesinden geçen ve geçtiğimiz haftada bizi destekleyen ağırlıklı ortalamanın olduğu bölgede bir şuraya geldik. Şu bölge önemli bölge. Bu bölgeyi yatırımcıların yakından takip etmesi lazım. Eğer o bölge kırılıyorsa o zaman bir tehlikeli bölgeye işaret eder. Bu bölgeden bir an önce uzaklaşılması gerekiyor. Ve bir an önce fiyatlamanın 1402 ve üzerinde gerçekleşmesi lazım. Eğer bunu başaramıyorsak satış baskısının biraz daha hızlanması kaçınılmaz gibi olacaktır. Aşağıda 1342, eğer o maviyi kırarsak ilk önemli destek olma çabası gösterecek yer. Onun bir altındaki ortalamada 1297, hiç arzu etmediğimiz noktalar. İşte orada satın, yani belirli psikolojik seviyeler var. Onların altına düştüğü takdirde bir miktar daha stres artar. Hı hı, katılıyorum. Yani. İsterseniz emirler çalışıyor. Bir de 240 dakikada çok kısa bir bakalım istersen. Burada da dünkü harekette maviyle gözüken ortalama önemli eşiğimiz diyorduk. Oraya test ettik, geçemediğimizi gördük. Yukarıdan gelen bir Fibonacci fan çizgisi yine aynı direnç olarak orada gözüküyor diyorduk. Bu bölgenin üzerinde olamamak aşağı doğru baskılandığını,
Şu trend çizgisinin de altında bir kapanış yaptık. Bu da aslında çok olumlu değil. Bir an önce 1390'ların üzerine atılması gerekiyor. Baskılanma şuradaki bölgeyi de eğer devam ederse aşağıdaki sarıyla taralı bölgeye doğru gitme ihtimali doğabilir. Evet, programımızın sonuna geldik Cenk. Bakalım bugünkü fiyatlamalar ne olacak? Yine Twitter hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. EkoTürk TV yine Twitter hesabından da son dakikaları da duymaya 1396-1383 dirençler, 1372-1361 kısa vadedeki destekler. Yurt içi gündeme bakacak olursak son olarak bunu da aktaralım. TÜİK saat 10 itibariyle yurt dışı üretici fiyatları motorlu kara taşıtları verilerini de açıklayacak. Hazine Bakanlığı'na baktığımız zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil için daha ihale yine çıkılmış olacak. 4 yıllık vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak diyelim efendim. Programımızın sonuna geldik. Birazdan ilk seans programıyla Perihan Tantuk karşınızda olacak. Hoşçakalın. Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sundu.